olan 300 yataklı Defne Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Daha fazla detay için Bekir Mert'e sözü bırakalım. Bekir. Duygu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi yoğun olacak. Yine hafta sonunda dün Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelmişti. Bugün de önce Antakya'da olacak. Defne Devlet Hastanesi'nin yapımı uzun süredir devam ediyordu. 3 aylık bir sürede, 60 günlük bir sürede 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi bugün aslında hizmete açılıyor. Günlerdir özellikle çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu ki 60 günlük kısa bir sürede bu hastane tamamlandı. Özellikle sosyal medyada hastane yok, bu nasıl hastane temeli diye algı operasyonları yapmışlardı ama o hastane 60 günde tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o temelin, bu nasıl temel denilen o hastaneyi açacak, Defne Devlet Hastanesi'ni. Öncesinde bulunduğumuz noktada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yaklaşık bin konteyner kentin olduğu noktada vatandaşlarla bir araya gelmesini bekliyoruz. Burada hitap etmesi de bekleniyor. Ardından Defne Devlet Hastanesi'ne geçecek, saatler 15.30'u gösterdi. Sırada bu hastanenin de temeli 60 günde tamamlandı. Bu hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirmiş olacak. Defne'de 60 günlük kısa bir sürede yapıldı dediğimiz gibi bu hastane. 12 ameliyathanesi, 80 yoğun bakım ünitesi olacak, yoğun bakım yatağı olacak. Bu hastanede tam teşekküllü bir hastane olduğunun altını çizelim ki kısa bir sürede o nasıl temel denilen, sosyal medyada alay edilen o hastane 60 günde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte o hastaneyi bugün hizmete açacak. Teknik altyapısıyla özel bir hastane ki benzer bir örneği de İstanbul'a yapılmıştı pandemi döneminde. O hastanenin benzeri de burada Hatay'da Defne'de inşa edildi. 60 günde tamamlandı. 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi bugün hizmeti açacak. Şunun da altını çizelim. Defne aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok fazla destek vermeyen ilçelerden biriydi. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta bunun altını çizmişti. Yine de bölgeye, deprem bölgesine oy olmayan yerlere bile devletimiz tüm kurumlarıyla mücadele etmeye devam edecek dedi. Hizmet noktasında da vatandaşlara müsterih olun, hizmetler devam edecek mesajını dün de Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta paylaşmıştı. Bugün de Hatay'da benzer açıklamalar bekliyoruz. Hatay'daki programında vatandaşlara mural ziyareti olacak. Bir yandan da 28 Mayıs'a giderken, ikinci tura giderken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyarette önemli. Hem yeni temel atılacak noktalar var, hem açılışı yapılacak noktalar var. Bunları da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu programlarla gerçekleştirmiş olacak.